Döviz kurlarındaki artış diş tedavisini de etkiledi. Tedavide kullanılan tıbbi malzemeler bir yılda neredeyse %100 zamlandı. 2022'de zamlı tarife devreye giriyor. Ancak zaten şimdiden tedavisini ertelemek zorunda kalan hastalar var. Bir kaçalım. Dolar 10 lira iken birden 20 liralara çıkınca çok kısa sürede bizdeki malzemelerde %100'e ulaştı zamlar. 650 liraya aldığımız bir malzemeyi 1300 liraya, 890 liraya aldığım bir malzemeyi de 2000 liraya aldım. Fiyatları zorlandık. Ben de implant yaptım. Daha üstü de yapmam gerekiyor. Yapamadım. Bir sene önce yaptım. 6 tane yaptım. O zaman 18 liraya. Ama şu anda 3 çenemi de yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Dövizdeki yükseliş diş tedavisinde kullanılan malzemelerin de fiyatını artırdı. Son bir yılda %100'e varan oranda zam geldi. Dolar kuru gerilese de fiyatlar düşmedi. Üstelik fahiş fiyata rağmen temin edilemeyen ürünler var. Özellikle anestezik solüsyonların temininde güçlük çekiyoruz. Eczanelerde bulmak biraz zorlaştı. Anestezik solüsyon diş tedavisinin olmazsa olmazı, tedavi sırasında uyuşturmak amacıyla kullanılıyor. Döviz kurundaki artış yüzünden bunun da tedarikinde büyük sorun var. Kanal tedavisi diş çekip dolguyu yapamazsınız. Yani çalışabilmek için ona ihtiyacınız var. Dişlerim çürük, yaptıramıyorum. Neden? Param yok. Pahalı mı? Pahalı, hem de çok pahalı. Diş tedavisi zaten pahalıydı. Döviz nedeniyle daha da arttı fiyatlar. 2680 lira olan diş protezi yeni yılda 4035 liraya, 925 lira olan kanal tedavisi 1365 liraya yükseliyor. Ortalama 3620 lira olan implant ise 4990 liraya çıkıyor. Rehber tarifemize göre 305 lira olan tek yüzlü dolgu için 500 liralık bir rakam yazılmış. 230 lira olan diş çekimi için 375 lira gibi bir rakam belirlenmiş. Bunların hani alınması bile zorlaşacak. Çünkü insanların alım gücünün ne kadar düştüğünü biliyoruz. 10 tane dişim çekilecek, diş yaptıracağım işte. Artık implant mı olur, nasıl olursa daha belli değil yani. Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından her yıl belirlenen fiyat listesi 1 Ocak'ta geçerli olacak. Diş hekimlerine göre ise yeni tarife malzemelerdeki fiyat artışını karşılamaya yetmeyecek. Tamamını yansıtmamız mümkün değil. Şu anda diş hekimleri zararda mı peki? Aslında evet, yani emeğimizi daha ucuza satmış oluyoruz. İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Ali Gürlek en azından KDV indirimi getirilmesini istedi. Hekimler de hastalar da zorda. Tedavisini erteleyen bile var. Esenler'de bir dişçiye gittim. 10 lira istiyor. Yani, 10 bin lira. Evet, yarısını yapacak, hepsini de değil. Dedim kalsın. Yani ne yapıyorum? Sadece çorba içiyorum. Poğaça bile yiyemiyorum.